Hazreti İsa kıyametin kopmasına yakın gökten inecek ve insanlar arasında adaletle hükmedecektir. Hazreti Peygamberimizin dini üzerine amel edecek ve Deccal'i öldürecektir. İsa aleyhisselam, hamamdan yeni çıkmış gibi kızıl, buğday tenli, esmerlerin en güzelinden, kıvırcık uzun saçlı, saçları taranmış, orta boylu ve geniş göğüslüdür. Yeryüzüne indiği anda üzerinde sarımsı iki parça elbise bulunacak, başını eğdiğinde su damlayacak ve başını kaldırdığında su damlacıkları inci taneleri gibi dökülecektir. Nefesi gözünün gördüğü yere kadar yayılacaktır. İsa aleyhisselamın nefesini hisseden her kafir derhal ölecektir. Beytül Makdis'e yakın ve bilinen bir belde olan Lut kapısı civarında Deccal ile karşılaştıklarında, Deccal tuzun suda eridiği gibi eriyecek ve İsa aleyhisselam onu kendi elleriyle öldürecektir. Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Halbuki onlar İsa'yı öldürmediler, asmadılar da, öldürülen kimse kendilerine İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler tam bir kararsızlık içinde, bu konuda zandan başka hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah İsa'yı kendi nezdine kaldırmış yani himayesine almıştır. Nisa 157-158. Allahü Teala, bu ayetlerde Hazreti İsa'nın öldürülmediğini kesin olarak bildiriyor. İleride gelecektir, kendi nezdinden maksat, göğe kaldırılmasıdır. Yoksa Allah mekandan münezzehtir, gökte değildir. Gökleri de O yaratmıştır. Yaratılan şey, yaratana mekan olamaz. En iyi tefsir elbette Resulullah Efendimiz'dir. Bu husustaki hadisi şeriflerden birkaçı şöyledir. 10 alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri İsa'nın gökten inmesidir. İsa, adil bir hakem olarak gökten inecek, Hristiyanlığı kaldıracak, domuz etini yasaklayacak, İslam'dan başka şeyi yasaklayacaktır. Buhari, İsa, yere inince evlenecek, bir oğlu olacak, 40 yıl kadar yaşayıp ölecek ve benim yanıma defnedilecektir, Tirmizi. Benim dinim üzerine İsa gelir, Deccal'ı öldürür. Sonra kıyamet kopar, İsa, Deccal'ı öldürdükten sonra iki kişi arasında düşmanlık kalmaz. Bir ümmet ki başında ben, sonunda İsa gelir. Allah onları hor etmez. Hakim Ebu Nuaym, ahir zamanda İsa indikten sonraki hayat ne güzeldir. Yağmur yağdırması için gökyüzüne, bitki bitirmesi için yeryüzüne izin verilir. Tohumu düz bir taşa ekersen yeşerir. Bir kişi aslanın yanından geçer, aslan ona zarar vermez. Yılana basar da, onu sokmaz. İnsanlar arasında menfaat mücadelesi, karşılıklı haset ve kin olmaz. Ebu Said, Tibyan tefsirine göre, Nisa suresinin 157 ve 158. ayeti tefsir edilirken, Hazreti İsa'nın öldürülmediği, asılmadığı, öldürülenin ona benzetildiği ve Hazreti İsa'nın refedildiği, yani göğe kaldırıldığı bildirilmektedir. Ali İmran suresinin 55. ayetinin tefsirinde ise diyor ki, o zaman Allah şöyle demişti, seni öldürecek olan onlar değil, benim seni kendime yükseltip kaldıracağım, yani himayeme alacağım. Hazreti İsa, Nisa suresinin 157 ve 158. ayetine göre, düşmanları tarafından öldürülmemiş, Allah onu ruhu ve cesediyle birlikte yükseltip kaldırmıştır. Buhari ve Müslim'deki, kıyamete yakın ineceğini bildiren hadisi şerifler nakledilmiştir. İbni Mesud dedi ki, Resulullah Miraç'a çıkarken Hazreti İsa'yı gördü. Hazreti İsa, Deccal'ın çıkması kıyamet alametidir, ben inip onu öldüreceğim dedi. Deccal çıktığı an, Allahü Teala İsa'yı gönderir ve Deccal'ı öldürür. İsa aleyhisselamın yeryüzünde kalacağı süre hakkında sayı olarak iki rivayet vardır, 7 ve 40 sene. Alimler bu rivayetlerin arasını şöyle cem etmişlerdir. İsa aleyhisselamın göğe yükseltildiğinde 33 yaşında olduğuna dair rivayetler vardır. Dünyaya inmesinden sonra ise 7 sene daha kalacak ve toplam ömrü 40 yaş olacaktır. En doğrusunu Allah bilir.